İlk adım frekans. Hedef HD yayın. Daha iyisi, daha güzeli için yüksek yayın kalitesine ulaşmak üzere kolları sıvadık. Türkiye'nin Milli Sesi Ulusal Kanal yeni yayın dönemine yeni frekansıyla başlıyor. HD yayın olanağına kavuşmak için ilk adımı atıyoruz, yeni frekansa geçiyoruz. Ayrıntılı bilgi almak için 0212 912 32 80'i arayın. 1 Eylül'e kadar frekans ayarlarınızı değiştirmeyi unutmayın. Ana haber bültenimiz sonrasında Haber Artı kuşağında birlikteyiz. Elbette ana haber bültenimizin de içeriğinde olduğu gibi gündem ağırlıkta iki noktada kilitlenmiş vaziyette. Ekonomideki gelişmeler, buna yönelik içeride ve dışarıdaki açıklamalar yoğun bir şekilde takip ediliyor. Ve elbette terörle mücadele gündemi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon gündemi de ayrı bir gündem olarak dikkat çekmişti bugün bültenimizde. Tabii özellikle Beyaz Saray'daki kabine toplantısı, peşinden Trump'ın bak bunun sonunu göstereceğiz dercesine attığı tweetler yeniden gözlerin ekonomiye, döviz cephesine çevrilmesine neden oldu. Bir ne oluyor ne olmuyor onu anlamaya çalışıyoruz. Şu süreçte özellikle görevde bulunan birçok bankanın genel müdürünün televizyonlara yaptıkları ya da gerçekleştirdikleri mülakatlarda dikkat çeken bir cümle var. Pek bu zamana kadar görmediğimiz bir hareket şeklinde özetliyorlar kendi ortaya koydukları rakamlarla. Bir nedir ne değildir onu analiz etmeye çalışacağız. Eski bankacı ve ekonomist Sayın Ersin Dedekoca bugün bizi kırmayan isim. Ersin Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ bizi olun. Kırmayıp katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Oldukça uzun zaman olmuştu birlikte evet, yayın yapmayalı. Evet. O açıdan da ayrıca mutluluğu paylaşmak istiyoruz. Bir makroma bakalım nasıl bir genel analiz çerçevesinde tabii, ilk sözü vermek yani, istiyorum. Nasıl değerlendirirseniz buyurun. Yani ülkenin yaşadığı şu aslında çok uzun zamandır yani 2016'dan bu yana çok dillendirdiğimiz kırılganlıkların fiyatlanması aslında yaşadıklarımız. O kırılganlıkları tek tek saymaya da gerek yok. Artık herkesin ezberinde olan bu konular, kırılganlıklar. Bunların fiyatlanmasıyla döviz, faiz ve enflasyon peş peşe bunların fiyatlarını topluma yansıttı. Tabii ki bu kırılganlıkların hızlıca realize olmasının veya fiyatlanmasının en önemli nedeni bence ülkedeki çift para sistemi. Ne demek o? O şu demek, ülkenin bankalarındaki toplam mevduatın yaklaşık %46'sı döviz tevdiat hesabı, yani yabancı para mevduatı, geri kalanı TL mevduatı. Ve bankaların bilançosuna baktığınız zaman, bankanın likiditesinden kredisine varana kadar her birimde veya her parametrede aynı yoğunluğu görüyoruz döviz cinsi olarak. Bu ülkede ekonomik politika uygulanmasını zorlaştırıyor ve uygulanan politikaların, şu anda pek politika uygulandığı söylenemez ama politikaların gerekli ve efektif sonuç almasını da zorlaştıran bir olgu olarak görüyorum. Mevcut kırılganlıklarla ilgili olarak bu dönem biraz farklıyız eskilere göre. Eskilerde yani örneğin 2001'de daha çok banka sektörü kırılgandı. Üzerlerinde büyük miktarda bir açık pozisyon vardı. İkincisi devletin iç borçlanmasına da önemli ölçüde aracılık yapıyorlar. Ve devletin iç borçlanma senetlerinin ki bunların vadeleri 2 yıl, 1 yıl, 3 yıl yani arasında değişiyordu. Ve bunları da mevduat kaynağından fonluyorlardı. O zaman da mevduat işte bir ay, maksimum üç ay vadeli mevduattı. Aradaki kısmı taşıyor, yani sürekli olarak o mevduatı bir şekilde yeminliyorlar ve devletin borçlanmasını sağlıyorlardı. Ama tabii bu bir şeydi, bir döngüydü. İçinde bunun sıcak para var.
halkın mevduatı var. Buna karşılık da stable giden, yükselmeyen bir döviz vardı. O zamanlar biliyorsunuz sabit kur rejimi vardı 2001'e kadar. Öyle bir yapının patlaması, öyle bir yapıdaki kırılganlığın fiyatlanmasıydı 2001. Ama şimdi ise sormadınız gerçi o konuyu ama ben devamında bunu bahsedeyim dedim. Şimdi ise kırılganlık daha çok hane halkında, daha çok reel sektörde yani özel kesimde olduğunu görüyoruz. Yığılı borçlanma evet. Diye, değil mi? Her tabii. İki kesimin. Yani maksimum bir borçlanma var ve bu borçlanmayla ilgili olarak da bu borçlanmayla büyümenin finanse edilmesi var. Borç üzerine kurulu bir büyüme ve de bu borçlanma ile ilgili kaynakların da taşa toprağa, köprüye, karayoluna yatırılması şeklinde bir büyüme. Karşılıklı böyle bir dönen bir sistem var. Tabii bu sisteme bankacılık kesimi de aracılık yapıyor aslında. O da nasıl yapıyor? O da 2000'li yılların başlarından itibaren dünyadaki finans bolluğunun getirdiği kaynak bolluğunu Türkiye'ye kredi olarak getirilmesine aracılık yapıyor. Bankacılık kesim için söylüyorum. Ayrıca da 2008 yılındaki küresel kriz sonucunda dünya merkez bankalarının likibite pompalamasından da oluşan kaynakların yine kredi olarak Türkiye'ye gelmesine aracılık yaptılar. Onunla ilgili olarak çarpıcı bir grafik temin ettim bir buyurun. Kaynaktan. Onu da izin verirseniz göstermek istiyorum. İnanamadım baktığım zaman. O da şöyle, görülebiliyor mu bilmiyorum ama 2000'li yıllara kadar böyle yatay bir seviyede giden bankaların yurt dışından borçlanmalarının 2000'li yıllardan sonra özellikle 2006 ve sonrasında da 2012'den sonra çok hızlı bir şekilde yukarı doğru gittiğini görüyoruz. Burada gördüğünüz kırmızı olanlar özel bankalar, alttaki koyu renk olan da kamu bankaları. Kamu bankaları da 2015 yılından sonra hızlı bir şekilde yurt dışı borçlanmasına gitmişler. Onun da kaynağı nedir? Kamu özel teşebbüs işbirliğiyle yapılan büyük yatırımlara fon temin edilmesi. Bu borçlanma bu sendikasyon kredisi dediğimiz İçinde borçlanma. Vardır. Sendikasyon da var. Yani var. Bankaların temin ettiği krediler çeşitli türlüdür. Sendikasyon da onlardan bir tanesidir şeklinde. Dolayısıyla böylesi borca dayalı ve özellikle yabancı para ve yurt dışında borçlanmaya dayalı bir sanal bir zorlama bir büyümenin sonucu bu şekilde bir patlamaya neden oldu. Fiyatlanmaya ve şeylerin kırılganlıkların realize olmasına neden oldu. Halbuki bu 2016'dan sonra bu büyümede taviz verilerek borçların azaltılması ve bir de harcamaların daha kısılarak büyümenin daraltılmasıyla dış borçlarda biraz dengelemeye gidilebilir idi. O geçince bu safhalara kadar geldik. Ve bu süreçte edinilen kaynak da maalesef verimli yerlere değil, farklı alanlarda. Tabii Can Bey, yani ben bir ara sözlerin arasında söyledim. Yani geri dönüş olanakları, geri dönüşü pek olmayan köprü, yol, onun gibi inşaat, taş toprak yatırımları gibi konularda bunlar harcandı. Dolayısıyla doğru. Bunlar istihdam da yaratamadı veya yarattığı istihdam çok geçici oldu. Neticede bu tür bir yatırım sürdürülebilir bir kalkınmanın temeli olamaz. Yani biz 2017'nin son veya üçüncü çeyreğinde %11,5 gibi bir çeyrek büyüme ilan ettik hatırlarsanız. Yani bu ne kadar doğruydu? Çünkü hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz. Harcamalarımız burada. Gelirimiz belli. Ve fiyatların öyle olmadığını, büyümenin öyle olmadığını veya büyümenin
veya refah artışının toplumun büyük bir kesimi tarafından hissedilmediğinin farkındaydık. Tabii burada gelir adaletsizliğini de burada temellendirmek lazım. Burada böyle bir konu var. Şimdilik söyleyeceğim bu. Önemli bir makro değerlendirmeydi. Evet. Bir neden bu hale geldik aslında onun özeti olduğunu için teşekkür ediyorum ama pek bugünkü krizin içinde bile konuşmadığımız iki önemli vurgunuza gerçekten dikkat çekmek gerekiyor. Gerçi bugün özel sektörle ilgili bir takım bilgiler ve açıklamalar yapıldı. Bir de son dakika bilgisini paylaşıyor arkadaşlarım benimle şu anda. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan yeni kur adımı bankaların TL alımında forward işlemlerine %25 sınırlama getirilmiş. Çünkü özellikle bayram tatiline girdiğimiz için sanal alemde yapılan işlemlerden bir tanesiydi. En azından onu biraz makaslamaya mı çalışmış? Nasıl yorumlarsınız şu sıcak gelişmeyi? Forward'ın %25 sınırlandırma. BDDK tarafından türev piyasa işlemleriyle ilgili olarak biliyorsunuz bundan 3-4 gün evvel swap işlemlerine bir sınırlama getirildi. Geldi, doğru. Ve bu önce öz kaynakların %50'si, 2 gün sonra da %25'i ile sınırlandırıldı. Bu ürün döviz ve de TL'nin karşılıklı olarak birbirlerine ödünç verilip, tabii bir fiyatı var bunun, ödünç verilmesi karşılığı ama bu iki ayaklıydı. Ayaklardan bir tanesi yurt dışı, bir tanesi de yurt içi idi. Ve bu döviz bozmasını insanların engelliyordu. Döviz ihtiyacın mı var? Dövizi emanete bırakıyorsun. Belli bir fiyattan anlaşıyorsun. O da sana TL veriyor. Sonra vade geldiği zaman sen TL'sini iade ediyorsun. Dövizini veriyorsun. Banka da bunun bir ayağını yurt dışıyla yapıyor. İşte bu esas önemli olan konu buydu. Bunu işte engellemeye çalıştılar. Bu piyasalar kapalı olsa da yapılabilecek işlemlerden gayet biri. Tabii. Yani o açıdan ben bayram tatili çünkü piyasalar biraz hareketsiz kalır gibi bir algı vardı ama onun dışında ulaşabilecek bir hareketi de engellemeye çalışıyor galiba BDDK bu hamlesiyle. Tabii yani özellikle TL ayaklı işlemleri sınırlandırmaya çalışıyor. Ki TL'nin değer kaybetmesini daha fazla hızlandırmamak için. Veya ataklara mani olmak için. Güzel bir konuya temas ettiniz. TL mi değer kaybediyor diye yorumlamak lazım, dolar kazanıyor diye mi? Bu ekonomik olarak şimdi nasıl tespit edersiniz? Biz Türkiye'de yaşadığımıza göre, bizim ulusal paramız da Türk lirası olduğuna göre benim için önemli olan Türk lirasıdır. Türk lirasının değeri neye karşı ölçülür? Türk lirasının değeri kendisi gibi başka ulusal paralar karşısındaki paritesinin temsil ettiği sayıya göre ölçülür. Ben kendi TL'me bakarım. TL'm değer mi kazanıyor, değer mi kaybediyor? Dolar kazanmış, kaybetmiş. Benim doların için değer kazanıp kazanmaması daha çok onun euro karşısındaki paritesinden izlemek lazım. Tabii Türk ticari lirası hayatında uluslararası çerçevesinde bir elbette makası, bir değeri söz konusu. Ortalama 4-10 civarında hani dövizin bugün nominal gerçek değeri için ifade edilirken bunu neredeyse bir 3 lira fazlasına fırlatılan bir tablo. Sadece spekülatif hareket midir? Manipülasyon mudur? Bu ikisi arasında da çünkü önemli bir çizgi. Bunu nasıl yorumlarsınız onu? Şimdi şöyle, ya da size göre bugün dolar ne olmalıydı, ne oldu? Bu kalan kısım spekülasyon ya da manipülasyon mudur? Şimdi söylediğiniz konuyla ilgili iki tane önemli şey var, endeks var. Ki bunu aydınlıktaki yaklaşık 1-2 ay evvelki yazımda buna epeyce bir zaman ayırmış veyahut da epeyce bir kelime kullanarak bunu hazırlamıştım. Şöyle, bunlardan bir tanesi TC Merkez Bankası tarafından ilan edilen reel kur endeksidir. O reel kur endeksi aşağı yukarı o söylediğiniz rakamı yansıtır. Onun dışında da 3 veya 6 aylık periyotlarla The Economist dergisi tarafından güncellenen McDonald's endeksi var. Yani bir iki ülke arasındaki McDonald's'ın sandviçü, o Big midir, öbürü müdür hangisi bilemiyorum, unuttum. Bunların fiyatları arasında karşılaştırma yapılarak o ülkenin parası ne kadar değerli ve ne kadar az değerli. Şöyle diyebilir miyiz? Şeklinde. Enflasyon karşılaştırması iki ülkenin. Bir tür enflasyon karşılaştırması. Yani orada 2 liraysa burada 20 liraysa arasındaki fark dövize yansıtılır. Nominal değer öyle bulunur. Yani değil mi? Yani fiyata yansıması lazım ikisi.
Enflasyon veya faiz. Faiz. Yani faizlerin karşılığı da biliyorsunuz, enflasyonun karşılığı da faiz olarak enstrümana yansır. Şimdi bu aradaki fark şöyle düşünüyorum. Döviz bir metadır. Şöyle bir metadır. Alıp satılan, malları temsil eden, ihtiyacı olduğu zaman talep olan, fazla olduğu zaman da arz edilen bir metadır. Dolayısıyla herhangi bir ulusal paranın karşısında başka bir paranın talebi artıyorsa mutlaka onun fiyatı yükselecektir. Türk şeye de, dolara da veya euroya da Türk lirası vererek talep olmuş ki böylesine yükselmiş diye çok teknik olarak safça böyle veya teknik olarak böyle bakmak gerekir. Şimdi, ama çok hızlı yükselmesi saldırı veya spekülatif bazı hareketler olduğunu da gösteriyor aslında. Çünkü çok kısa sürede çok hızlı bir hareket var. Nominal değerin çok üzerinde taşırlar. Tabii. Bu spekülatif ve manipülatif bir harekettir. Bir hareket Masak mı mesela böyle denebilir, bir çalışma yapabilir? Öyle bakılabilir. Ama bunun hangi kanalla bu yapılmıştır? Hangi enstrümanlar kullanılarak yapılmıştır? Onu incelemek. Bu herhalde MASAK ve benzeri kurumların görevi değil mi? Yani onlar gerçekleşti. İki temel unsura özellikle dikkat çektiğiniz ilk makro ana açılıştaki değerlendirmenizde bir özel sektör, iki hane halkı borçlanmasını ilgilendiren bir tablo söz konusuydu. Bu yaşadığımız döviz artışı ya da TL'nin düşürülmesi meselesinde özel sektör bunu hissettiğine ilişkin bir takım veriler söz konusu ama hane halkı bunu hissetti mi size göre bu borçlanmanın ya da bu baskının marjını? Bunu şimdi nasıl tabii, okumak lazım? Hissetmez olur mu? Şimdi hane halkı vadesiz gelen kredilerini başka krediler alarak ödüyor. Ödüyor. Veya kredi kartından nakit çekerek ödüyor. Veya kredi kartını başka bankadan da kredi kartı alarak o harcamalarını oraya transfer ediyor. O şekilde sürdürüyor. Ya bakın şöyle Can Bey, şeye göre, BDDK'nın kayıtlarına göre ülkemizdeki tüketici kredileri, aşağı yukarı 10 yıllık veya 8 yıllık bir süreçte 72 kat artmış. Çok büyük bir oran. Yani onu gösteriyor. Yani ülkede harcamaya dayalı bir ulusal gelir yaratmanın temelinde borçlanma yatıyor. Gerçi bu moda dünyada da var. Dünyadan Türkiye'ye transfer edilmiş hali ve öyle dönüyor. Sizin en çok korktuğunuz hane halkı borçlanması. Evet. Çünkü bankacılık deseniz, kamu deseniz ya da özel sektör deseniz yani bunlar lobilerle, bir takım görüşmelerle belki vadeye yayabilir bir ne bileyim hani çıkış yolu ya da neyse ismi onu gerçekleştirebilir ama hane halkının belini bükmesinden mi en çok endişe edersiniz? Çünkü şöyle ülkemizi zaten ortalama gelir düşük seviyede. Doğru. Bakmayın yani tek başına milli gelir hasılı. 2200 civarı %70'i toplumun değil mi? 2200 tabii, gibi civarında. Bir rakamla yaşıyor. Dolayısıyla bu halkın borç içinde yüzmesi ve bir türlü o kuyudan çıkamaması onun psikolojisini bozar. Onun kamuya olan, ülkesine olan bağlılığında bile azalma yapabilir. Yani onun, o bakımdan ben tehlikeli bulurum onu. Toplumun huzurunu bozar. Doğru. O önemli uyarılardan bir tanesi. Huzurunu bozar. Tabii çeşitli çözümler geldi bu hafta. Hani kamu nispeten yaptığı girişimleri, BDDK'sı, SPK'sı falan kısmi bir karşılık buldu. Ancak genel ölçekte ortaya konan çözümleri nasıl bulursunuz ya da çıkış yolu aslında bu dediğiniz uyarılarınız. Can Bey şöyle bir şey var. Ülkemizde tedbirler maalesef bilerek bilmeyerek, isteyerek veya istemeyerek hep geç alınıyor. BDDK'nın bu kararları oldukça geç. Aynı şekilde Merkez Bankası'nın faiz ve diğer kararları da oldukça geç alındı. Zaten işin temelinde Merkez Bankası'nın zamanında faiz artışı yapmayarak işi geciktirmesi veya geçiştirmesi işleri bu yere getirdi. Aynı şekilde BDDK'nın kararları da bana göre oldukça geç. BDDK'nın aldığı kararlardan bir tanesi özellikle spekülatif bir takım talepler oluşturan
dövizin döviz olarak muhafaza edilmesini, ihtiyacının işte swap işlemiyle karşılanmasını sağlayan o temin söylediğimiz o TÜEV işlemlerine, özellikle swap işlemlerine getirilen sınırlama oldu. Onun dışında piyasaya likidite sağlamak amacıyla gerek döviz mevduat hesabında gerekse TL mevduat hesaplarında mevduat muzam karşılığını düşürdüler. Tabii en önemlisi, bana göre en önemlisi 2002'deki İstanbul yaklaşımının 2018 versiyonu olan bu borçların yeniden yapılandırılması ile ilgili BDDK'nın çerçeve anlaşması ve sözleşme ile ilgili olarak çıkarmış olduğu yönetmeliktir. Bu yönetmelikte Bankalar Birliği ve BDDK'nın şeyi var, birlikte çalışıyorlar. Dolayısıyla yani bu yeniden yapılandırmayla bu borç silme var, faiz düşürme var, faiz silme var, vade uzatma var, faiz oranını düşürme var. Bütün bunlarla ilgili olarak da görünen o ki yine kamunun bütçesi tarafından finanse edilecek özel sektörün borçları. Başka türlü zaten mümkünatı peki yok. Kamunun bu, kamu tarafından finanse edilen bu özel sektör borçları ne olacak? Nereden finanse edilecek? Onlar da işte ödenen vergilerden oraya kaynak aktarılacak. Toplumun refahıyla ilgili, sosyal güvenliğiyle ilgili, sağlık ve eğitimiyle ilgili harcamalardan kesinti yapılarak yapılacak bu. Ama tabii bilemiyorum, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesinden indirim yapılacak mı, yapılmayacak mı, onu bilemiyorum. O da önemli unsurlardan bir tanesi. Ama çok üzücü bir şey bu. Çok üzücü. Sözlerinizin arasında ve az önce verdiğiniz grafikle aslında bildiğimizin bir başka bir boyutunu gösterdik. Şimdi yıllarca neyi konuştuk? Bankacılık sektörü işte 2002 krizi sonrasında güçlendirildi, sağlamlaştırıldı, bir zemini oturdu falan derken bu geldiğimiz son süreçte sizin gösterdiğiniz tablo pek işin finans piyasası açısından da yolunda olmadığını gösteriyor galiba. Şimdi şöyle, finans piyasası dış borçların veya dış finansmanın yurda girmesine aracılık yapmış o gösterdiğim tabloda. Evet. Tamam mı? Bu aracılığı da... Onu da dağıtmış. Dağıtmış. İçeride. Bu krediyi al, illa kredi al dememiş. Neticede bunu kredi alana sormak lazım. Sormak lazım. İşin bir tarafı bu. Ancak şöyle bir şey var. Diyorum ki tabii ki banka bu kredileri verirken, bunları dağıtırken de gerekli incelemeleri, gerekli teknik analizleri de yaparak vermiştir. Ama ülkedeki yangın reel sektörde çok büyük firmalarda dahi, umulmayan firmalarda dahi sıkıntılar yaratacaktır. Dolayısıyla bu sıkıntılar nereye yansıyacaktır? Bankaların kredi alacaklarına yansıyacaktır. Bankaların kredi alacaklarına yansıdığı zaman bankalar bu takılan krediler için öz kaynak ayırmak zorunda oluyor ve gerekli sermaye yeterlilik rasyosunu yükseltmek için öz kaynaklarından bu işleri tahsis yapmak zorunda oluyor. Bankaları birincisi zorlanacağı konular bu olacak. İkinci zorlanacağı konu bankanın tasfiye olacak alacaklarının yükselmesi, ki demin bahsettiğim gibi öz kaynak zorlaması yapacak. Ayrıca da bankanın bilançosunu bozacak. Şimdi en son rakamlara göre BDDK'nın sitesinde bulabilirsiniz. Tasfiye olacak alacakların toplam krediler oranı %3-4 arasında bir rakam olarak gösteriliyor. Ancak bir arkadaşımın yaptığı bir çalışma var. O şöyle, silinen bazı krediler var. Ödenememiş, aciz vesikalına bağlanmış ve silinmiş. Bu krediler ile yeniden yapılandırılan krediler üzerine eklerseniz, ki o büyük kredilerden bahsetmiyorum, şu ana kadar yapılmış olanları eklerseniz, bu takılmış kredilerin veya tahsili gecikmiş olan bu kredilerin toplam krediler oranı %9'a çıkıyor. Şimdi bu daha sonrasında bu takılan kredilerde artarsa daha da yükseleceği ve bunun bir öz kaynak yetersizliğine neden olacağı çok da açık. Beklenebilir. Çok açık, doğru. Ancak tabii ki bu düzenlemeyle, bu şeyde yeniden yapılandırma düzenlemesiyle bankaların bu konudaki sermaye gereksinimlerini azaltacak bir takım tedbirler getirebilirler.
Şimdi o tedbirlerde gerçekten önemli bir vurgunuz var. Ve niye şu ana kadar yapılmıyor bunu ben anlamakta çok zorlanıyorum. Yani çok önemli bir tedbirler silsilesi aslında söylüyorsunuz. Çünkü şimdi finansal piyasanıza, borsanıza bakıyoruz. %70'i yabancı denetiminde. Bankalara bakıyorsunuz. Ortaklıkları yabancı denetiminde. %60'ı falan yabancıların elinde. Yabancı. Sigorta sektörünün tamamı yabancıların elinde. Hadi döndük reel sektöre bakalım diyorsunuz. Az önce çok önemli bir vurguyla betona gömdük dediniz. Hı-hı. O inşaat firmalarının yapısına baktığınızda çok önemli bir kısmının yine yabancı ortaklıkları olduğunu görüyoruz. Evet. Dönüyoruz. Bu işte dediğiniz gibi sigorta, yan araçlar vesaire oraya bakıyoruz, yabancı ağırlığını görüyoruz. Dönüyoruz hadi Avrupa Birliği'nin örneğin ihracat yapan firmaların bir totalinde acaba yabancı ortaklığı nedir diye. Yani %50'sinin yabancı olduğunu evet. görüyoruz. Yani bu dediğiniz tedbirler geciktikçe bu merkezlerin bir denklemde kendine yol haritası çizmesi, ülkeye giriş çıkışına karar vermesi gibi bir takım süreçleri de hareketlendiriyor. Neden bu kadar gecikiliyor? Yani bunu gerçekten çok anlamakta zorlanıyorum. Yani benim anladığım kadarıyla iç piyasada ellerinde bulunan kredi bilgilerinin bozulmaması için diye düşünüyorum ben. Yani bu ana tamamen şey bu. Tribünlere oynamayla ilgili bir oyun. Ve hala bu şekilde yani ülkedeki bu ekonomik krizin, fiyatlanan bu ekonomik krizin büyük oranda değer kaybeden Türk lirası, yükselen faizler ve enflasyonun bana göre gizlenmesi veya örtülmesi anlamında bugün dünya lideri olan, bunu sürdürecek mi sürdürmeyecek onu bilemiyorum ama bir ülkeyle olan krizi diplomatik safhadan sahaya indirdik. Ve iki tarafta bir söylem içine girdi. Bunlar, bu taraflardan bir tanesinin 6 Kasım'da seçimi var. Ve önemli bu seçim o taraf için. Bu tarafta işte yeni seçim kazanmış Türk tarafı da yeni bir rejim değişikliğine gitmiş. Ve bu rejim değişikliğine giderken de önemli taahhütlerde bulunmuş. Bundan sonra hiçbir sıkıntı olmayacak şeklinde bir taahhütlerde bulunmuş olan bir yönetim var. Bu yönetimde bunu kıdıştırdı diye düşünüyorum. Öyle doğru olmayabilir ama görünen bence bu. Peki. Şimdi biraz sonlara doğru da geliyoruz. Uluslararası cephenin denklemini nasıl okumak gerekiyor? Eskiden Amerika böyle bir yaptı mı Avrupa'sı, Fransa'sı, Almanya'sı peşine iki katı yapardı. Bu sefer tam tersi. Son belki askeri düzlemdeki ya da bölgenin stratejisiyle ilgili yaşanan gelişmelerden dolayı Çin, Rusya, İran denkleminde böyle Türkiye'ye sahip çıkan birlikte çalışılabileceğine işaret eden bir takım hamleler görüyoruz. Bu denklemi nasıl okuyorsunuz? Şöyle bu denklem. Evet, buyurun. Hani yansıyan bunlar ama perde arkasında. Yani bu denklem uzun zamandır bozulmuştu. Şöyle bozuldu. Tarafların denklemin liberal ekonomi veya neoliberalizmin öncüsü olan Amerika'nın cari açıkları artık kapanamaz hale geldi. Ve gelen yeni başkan bunu gidereceğini ve de yeniden büyük Amerika yapacağı vaadiyle geldi. Ülkesi için de yapması gerekeni yapıyor. Yani kesinlikle, o açıdan kesinlikle, bir sıkıntı yok. Kesinlikle. Ve bunun yapacakları da bazı ülkelerin çıkarına dokunuyor. Yani bunlar nedir? AB ülkeleri. Hı hı. Bunlar nedir? Çin başta olmak üzere bir takım yeni gelişen, büyüyen ekonomiler. Onlarla çelişiyor bu iş. Dolayısıyla böylece bir çıkar farklılaşması olmaya başladı. Liberal ekonomiler içindeki veya liberal ekonomilerin ülkeleri arasında. Dikkat edersiniz Türkiye krizinde de aynı şekilde şu anda en çok bu işten etkilenen, üzülen ve en çok etkilenen ve dillendiren AB ülkeleri. Çünkü bankacılık kesiminde ve reel sektör kredilerinden en çok alacaklı olan AB ülkesi bankaları. Dolayısıyla eskisi kadar işler blok halinde gitmiyor. Hı hı. Bu arada tabii işin içinde bir de Çin var. Bunun dışında Orta Doğu politikası nedeniyle
ve İsrail'e karşı olan bir politika nedeniyle ve de Amerika'nın İran üzerinde yeni yaptırımların yol açtığı bir politika nedeniyle de İran, Rusya ve Çin ittifakı şeklinde bir oluşum gözüküyor bir tarafta. Dolayısıyla bunların hepsi yeni ittifaklar. Tabii bu ittifakların daha netleşmesi için şu Orta Doğu krizinin çözülmesi gerekiyor. Tabii Türkiye çok sıkıntılı günler bekliyor. Onda alınacak biraz mesafe var, daha kesinlikle zaman var diyorsunuz. Kesinlikle daha var. Peki. Türkiye'de önemli şeyler, sıkıntılar bekliyor. Özellikle İran üzerinden İran diye düşünüyorum. Üzerinden. Son dönemde de Türkiye'yi sıkıştıracakları bir konuda bu Halk Bankası ile ilgili beklenen yaptırımı oynayabilirler diye Maalesef. Düşünüyorsunuz. Size göre dövizin tırmanışı ya da TL'nin değer kaybı sürer mi? Hani şöyle bir 5 madde saysanız ekonomi yönetimi mutlaka şunları yarın hayata geçirmeli dediğiniz 5 madde, 6 madde nasıl özetlersiniz? Şimdi şöyle, son olarak onu sorayım. Kredi döviz artışı, yani dövizin daha doğrusu Türk lirasının değer kaybı biraz daha sürecektir. İkincisi çok... Yani maksimum düzeye gelmedi değil mi? Hayır, gelmedi. Yani doyma gelmedi dediğimiz piyasa deyimiyle gelmedi. TL fiyatları açısından da gelmedi. Yani TL fiyatı ne demektir? Faizdir. Faizler, kredi faizleri açısından da gelmedi. Bundan bir ay veya üç hafta evvel %26 civarındaydı maksimum Türk lirası kredi faizleri. Bugün 40 ile 50 bantına yükseldi. Benim öyle bir işim de var, takip edebiliyorum. Evet. 40 ile 50 bantı arasında yükseldi. Aynı şekilde Merkez Bankası'nın gösterge faizleri de %25'e, %26 aralığında devam ediyor. Dolayısıyla faiz cephesinde de yine yükselme devam edecektir. Tabii bu en kısa zamanda enflasyona da yansıyacaktır. Dolayısıyla bana sorunuzun cevabı ama çözüm şu, için nedir? Bir 5-6 madde ya da nasıl? Isınan bu ekonomiyi soğutmak lazım. Isınan ekonomi nasıl soğur? Isınan ekonomi bir talep açısından soğur. Yani talebi azaltacak tedbirler almak lazım. Tabii talebi azaltacak tedbirler aldığınız zaman büyümeden fedakarlık etmeniz lazım. Büyümenin böylesine verimli olmayan, geri dönüşü olmayan yatırımlardan yapılmaması, ayrıca da şu anda devam eden yatırımlar için de seçim yapmak gerekir. Bazılarını belki bırakmak bile gerekebilir. Böylesine bir radikal tedbir gerekir. Faizi piyasaya bırakmak gerekir. Büyük bir bankanın genel müdürün şöyle bir tanımını okudum gazetede, şaşırdım. Faizi kemoterapiye benzetiyor. Olur mu öyle bir şey? Faiz bir malın fiyatıdır. Kemoterapi olur mu? Yani faiz kötü bir şey değil ki. Faiz ekonomiyi dengeye getiren paranın bir fiyatıdır. Bu taleple arzla oluşur ve iyi ki vardır. İyi ki dengededir. Dengede olmazsa böyle dengesizlikler olur. Buna da dikkat çekiyor ve yürüyorsunuz. Efendim çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bizi kırmadınız, sorularımızı yanıtladınız. Bankacı ve ekonomist Sayın Ersin Dedek Hoca'yla bugün yaşadığımız ekonomik krizin geçmişinden bugüne bir analizini ve önümüzdeki sürece dair öngörülerini birlikte değerlendirmeye çalıştık. Bir kez daha çok çok teşekkür ben ediyorum teşekkür Sayın ederim. Dedek Hoca. Kolay gelsin. Haber Artı'yı burada noktalıyoruz. Yeniden birlikte oluncaya dek hepinize mutlu bir tatil diliyoruz ama tatile çıkarken ana uyarımızı lütfen uyaralım. Evinizden çıktığınız andan itibaren tatildesiniz. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Sıfır hata, sıfır kaza ve bu mutluluk, buluşma mutluluğu ya da tatile çıkma sevincimiz de hüsrana uğramasın. Biliyorum kafalarda çok sorun var, borç, harç, kredi kartı ama lütfen yola çıktığınız andan itibaren bunları evde buzdolabına koyun. Evinizden çıktığınız andan itibaren tatildesiniz. O rahatlıkla bir bayram tatili geçirmenizi özellikle bir kez daha uyararak yayınımızı tamamlamak istiyoruz. Hoşça kalın.